Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte sonunda La Liga rekabetleri etkinliği geldi ve biz de sizlerle birlikte şimdi tavsiye ve paket açılımı videosuyla beraberiz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, videoya başlamadan önce sizlerden videoyu bu arada tam 2000 beğeni bekliyorum. İlk defa de söyledim kaç videodur, o yüzden bu videoda 2000 beğeni yapalım. Hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar sonunda yeni etkinlik geldi ve arkadaşlar artık canlı yayınlarda da sürekli oynayabileceğiz. Hemen böyle yapalım. Bu arada canlı yayınlar demişken arkadaşlar, açıklama kısmında Cube TV adresimizin linki yok. Cube TV'nin linki var. Oradan indirin. Linkse zaten arkadaşlar Koray yazıp beni arama butonundan bulabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde izlenebiliyor arkadaşlar. Telefondan, mobil cihazlardan, tabletten, iPhone'dan her şeyden izlenebiliyor arkadaşlar. Enerji falan gönderebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir program. Her neyse arkadaşlar, şimdi size tavsiyeler vereceğim. Tabii ki güzel tavsiyeler olacak. Hani bilgilendirmesini zaten anladınız. Etkinlik geçen etkinlik gibi, hani hepsi aynı ama tavsiye vereceğim, ne yapmanızı söyleyeceğim. Yani ben ne yapacağımı söyleyeceğim, siz de aynı şekilde yaparsanız sizin için iyi olur. Onları söyleyeceğim arkadaşlar. Şu etkinlikleri bir bitirelim ve sonunda abi EA Sports etkinlik getirdi ve gerçekten bu bizi mutlu eden bir durum. Hazard'dan güzel bir gol geldi. Devam abi. Hazard bir şut daha çek. Evet. Tamam, güzel. Bütün golleri atalım. Kadromda yenili yapılanmaya gittim. Onu göstereceğim arkadaşlar. Kadromda ne gibi değişiklikler yapacağım onları göstereceğim. Tekrar oynayalım abicim. Devam edelim oynamaya. Hadi bakalım. Hazard vurdu ve gol. Evet, güzel abi. Ben bunları oynarken size sıkılıyorsanız videoyu beğenebilirsiniz aşağıdan. Hemen 2 saniyenizi ayırıp beğenirseniz beni çok büyük desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Hadi bakalım abi, tekrar oyna diyorum. Evet, tekrar oyna diyelim. Ve Hazard şut ve gol. Evet, güzel. Şu sağ üst köşeye vuracağım. Muhtemelen o olacak, evet. Abi artık Hazard kaçırmıyor. Artık imkansızlaşmış. Yavaş vurdum, yine gol attı abi. Her türlü gol atıyor. Hiç sıkıntı yok. Yani garanti gol oluyor. Gerçekten mis gibi. Bu arada arkadaşlar yarın Fenerbahçe vs Beşiktaş FIFA Mobil videomuz gelecek. Onu da pusuda kalın. Onu da izlemeyi unutmayın. Bugünkü videoyu biraz geç atabildim arkadaşlar. Video çekecek zamanım olmadığı için direkt çekebildiğim ilk anda zaten çekiyorum. Ve arkadaşlar şimdi size vereceğim tavsiyeyi iyice dinleyin. Gerçekten önemli bir tavsiye vereceğim. Arkadaşlar şimdi ikinci maça geldiğiniz zaman burada diyor ya mesela maç bir bölümünden 3 tane oyuncu al. Şimdi maç bir bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Bir dakika, ben şu ödülleri de alayım. Sonrasında hemen göstereceğim ne yapacağımı. Çoğunuz düşünmüş olabilirsiniz ama arkadaşlar bazen çok fazla düşünmeden bir şeyler yapan oluyor ve gerçekten bayağı bir şey kaybediyor. Onları düşünmeden yapanlar için, kaybetmemeleri için önerilerde bulunacağım. Ayrıca arkadaşlar bu reklamda 6 saat içinde ben bir ara izlerim. Diğer reklamı daha yeni izlediğim için oyun açmamış. Hani bir şekilde izleniyor arkadaşlar. Reklam izleyemiyorsunuz bu arada. VPN uygulamaları var. Onları indirirseniz arkadaşlar oyunu kapatıp açınca izleyebiliyorsunuz. Çoğunlukla sorun olmuyor ama sorun olabiliyor. Bunları sürekli yapın bu arada. İlk tavsiyem abi, her 8 saatte bir etkinlik geldiği zaman kesinlikle oynayın. Çok güzel oyuncu alabiliyorsunuz abi. Bu etkinlikler size bedava bir sürü oyuncu kazandırmaya yönelik ama 2-3 kez falan hiç kaçırmamanız lazım abi. Hiçbir şekilde kaçırmamanız lazım. Bu arada arkadaşlar bu video özel sizlerle ne yapacağız? Şimdi bu video özel 2500'lük paket edeceğim. Risk alacağım birazcık ama açacağım abi ya. Gerçekten ilk video abi, tanıtım videosu olarak yapıyorum yetkinliğin. O yüzden güzel bir paket açmak istedim sizler için. Ve arkadaşlar görüyorsunuz, onluk buradan, onluk buradan, sonra buradan. Sonra arkadaşlar hangisini istiyorsanız gidin. Ama sadece 3 tane oyuncu alacaksınız, haberiniz olsun. 3 tane oyuncu alın sadece. Şimdi arkadaşlar ben mağazaya geliyorum ve 2500 puanlık bir tane paket açacağım. Bakalım abi, bak zaten %10'muş şansı. Yani 10 pakette bir çıkıyormuş. Hani son paketi de açsak. Yani burada sadece tek sıkıntı arkadaşlar ne biliyor musunuz? Maç 1 puanı çıkma ihtimali düşük. Ama diğerlerindeki puan da aynı şekilde abi. Sonuç olarak bundaki oyuncuyu aldıktan sonra diğer tarafa geçeceğimiz için maç 1 puanıyla maç 2 puanının değerleri bence eşit. Yani bana göre eşitler arkadaşlar. Ancak çıkacak oyuncuların ratinglerine baktığımız zaman burada 89'luk oyuncu görüyoruz. Orada Messi, Ronaldo falan yok. Ronaldo yok artık hani La Liga'da. El Clasico'da artık Ronaldo yok ama arkadaşlar Messi, Bale falan görüyoruz öbür tarafta. Hemen orayı da göstereyim. Hani oraya saklayabilirdim aslında cevherlerimi ama hani önceden daha hızlı bir şekilde açmamı sağlayacak ve oyuncu çıkma şansı da 10'da 1. Ben de o kadar şansıma güvenmiyorum. Hani çıkacaksa da buradan 89'luk bir oyuncu çıksın diye bunu açıyorum. Yani tek zararım abi, oyuncu çıkacaksa eğer Messi'den falan maalesef sıkıntı olacak ama çoğunlukla oyuncu çıkmıyor zaten. Her neyse, ben paketimi açıyorum arkadaşlar, sizler için açtım. Normalde kendim oynasam açmazdım ama açtım ve 50 tane maç bir puanı çıktı. Bunun ihtimali neymiş abi? 30'la 50 maç puanı ihtimali %14'müş. Gerçekten güzel çıkmış abi. Hani %21 ihtimali olan 30'luktan 20 fazla çıkmış. 50 de fena değil arkadaşlar. Gerçekten güzel duruyor. Hiç bakmadık ihtimallerine ama gerçekten güzel duruyormuş. Şimdi arkadaşlar hemen maç bir puanına girelim. Ve arkadaşlar ben buradan ilerleyebildiğim kadar şimdi ilerleyeceğim. 10, evet, bir tane oyuncu alabileceğiz bu arada. Bir tane oyuncu alabileceğiz arkadaşlar sizler için. Yani
Abi sonunda bir tane oyuncu aldım abi etkinliği tanıtırken. Siz de tavsiyelerimi yapın. Toplamda 3 tane oyuncu alıyorsunuz. Diğer tarafa geçiyorsunuz. Sonra bir 3 tane daha oyuncu alıyorsunuz. Diğer tarafa geçiyorsunuz o şekilde. Maç 3 nasıl açılıyormuş? Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maç 2 bölümünden 2 tane oyuncu al. Maç 2 bölümünde ne kadar şey istiyor mesela abi? Buradan 40'ar tane değil, 140'ar tane istiyor. Buradan 2 tane oyuncu alacaksınız herhangi birer tane. Şimdi arkadaşlar o zaman şu aldığınız zaman ne duruma geliyor hesap? Onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz. David Garcia veya Moreno. David Garcia'yı alayım. Hemen aldım abi. Tek seferlik bir satın almayayım. Mesela bunu aldım diyelim. Açtım abicim. Oyuncumu çıkardım. 83'lük oyuncuyu. Evet, ilk oyuncumuzu çıkardık gördüğünüz gibi. Tabi bunu görev için alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları baştan oynuyormuşuz. Ha, anladım abi. Sonra buraya mı geleceğiz? Bir dakika, bu ne kadar olmuş? Bu 100 olmuş. Arkadaşlar yani iki tane bundan bir tane aşağıdan alın. Hiçbir şekilde boşuna gerek yok abi. 85'lik adama fazla para vermeye gerek yok. 6. alıma da gitmeye gerek yok. Maç 2'den devam edersiniz. Sonra maç 3 abi. Ben maç 4'e kadar gitmek istiyorum. Tabi bunların hesaplamasını falan da yapacağım. Canlı yayınlarda sizin hesabınızda mesela etkinliğin diyelim sonlarına doğru geldik. Canlı yayında bana soruyorlar abi. Ben hesaplamasını yapıyorum. Nereye kadar gidebilirsin? Ona göre oyuncularını al falan tarzında. Bu da gerçekten bu tarz düşünceyi çok fazla gerektiriyor. Ayrıyeten arkadaşlar gerçekten bu adamları almak da çok zor olacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Üst düzey ikon özelliği abi. Şu kartın güzelliğine bak. Üst düzey ikon. Oha abi yuh çok süper ya. Çok güzel duruyor gerçekten. Bakın Messi de burada. Gerçekten harika ama boostları hep düşük abi. Bak Carvajal'in iyiymiş. Modric'in de kötü. Bak boostları hep düşük. Bak bu oyunculara gerek yok abi. Benim buradan almak isteyeceğim oyuncu kim biliyor musunuz? Nerede abi? Umtiti'ye bakalım mesela. 6 marka. Gerçekten düşük abi boostlar. Evet Benzema mesela güzel olur arkadaşlar. Benzema'yı deneyebiliriz. Lo Celso nasılmış? Bunun da düşük arkadaşlar. Maç 2'ye de bakayım. Bu arada size de öneri olarak vermiş oluyorum. Ben kendi düşüncelerimi size yansıtabilirsiniz. Bak sol bek sağ beklerin boostları güzel oluyor. Genelde bak Vazquez'in mesela 91 arkadaşlar. Kalecinin de fena değilmiş. Evet, bunların güzel abi. Bak bunun da düşük ama diğerlerinin güzel arkadaşlar. Bence deneyebilirsiniz. Bu kalecinin kaç? 7 mesela. Bunun kaç? Bunun da 8 gibi bir şey. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi etkinliğimiz bu şekilde. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi kadromdaki yapılanmadan birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol bekimde artık kim yok? Hemen çalıştıra basayım göstermek amaçlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bu adam yok. Ve 162 bin coins verip sadece bu adamı 91 gene yükseltebileceğim. Ama risk almak istemiyorum. Bir bekleteceğim. Ayrıca ay puanı falan, ay XP'si falan da basılıyor ya buna. Bir bekleteceğim arkadaşlar. Bunu hemen şöyle geri çıkalım. Ve arkadaşlar şöyle Erik Bailly'e gelelim. Bu adam yerine bir tane kim alacağım arkadaşlar? Hemen Fransız stoperi göstereyim size. Fransız 85'lik stoperdi herhalde. Fransız mıydı? Yok, Brezilyalı mıydı? Nereliydi abi o adam ya? İspanyol muydu? İspanyol. Tamam bir dakika. İspanyol lig abicim. Premier Lig İspanyol stoper. Hemen abi pozisyon stoper yapalım. Hemen abi ülke İspanya yapalım. Şimdi size göstereceğim kimi alacağımı. Umarım 120 olur arkadaşlar bu arada. Hiç bakmadım. İnternet sitesinden bakılıyor gerçi. Oradan bakıp alırız alırsak da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim şu anda param yetmiyor. Param şu anda yetse bile alırdım mesela. 738 bin yazayım bakayım. Yetiyorsa direkt alacağım arkadaşlar. Ki yetmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Param yettiği zaman direkt abi ben bu adamı alacağım. Ve sizlere efsane bir videoyla karşınıza çıkacağım. Çünkü takım gerçekten tam istediğim hale almış olacak. Her neyse arkadaşlar gördünüz zaten alacağım oyuncuyu. Ve arkadaşlar sonrasında da Aspilicueta'ya muhtemelen basarım. Bakın bu adamı Aspilicueta'ya bassam güzel olur. Ama Bailly de çıkacak kadrodan. Bailly'den de bayağı bir boost geleceği için Bailly'yi de bir şekilde basabiliriz. Bu arada arkadaşlar yarın efsane Beşiktaş Fenerbahçe videosu gelecek. Dediğim gibi o videoyu saat 12.00'da pusuda kalın. Arkadaşlar bir de yorumlara şunu yazmanızı istiyorum. Şu Loris 5'gen boostu var. Ama ben bu adamı galiba 2'gen yükselttim abi. Galiba ben bu adamı 2'gen yükselttim. Şöyle göstereyim abi hemen. Çıkalım abi buradan. Pazara girelim. Sat kısmına gelelim. Loris. Abi ben bu adamı 89'dan yükselttim. Ve çok pişmanım abi. Keşke yükseltmeseydim. Boostlarını mı kullanalım kalecilerimiz için? Başka bir kaleci alıp. Çünkü boostu düşük abi. Ben boostu düşük kalecileri sevmiyorum. 89 yazalım mesela Loris için. Arkadaşlar gerçekten fiyatı da ucuz değil bu arada. Bakayım ama emin değilim daha. Abi basamıyorum bir türlü. 89 yazdım. Aramaya bastım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 4,5 milyon gibi bir durumu var. 4 milyon falan. Boost'unu da kullanmak aslında çok mantıklı değil ama boost'u ne kadar fazla veriyor bir ona bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen çalıştır diyelim. Tabii çalıştırmayacağım ama boost'u 5'ken bunu arttırıyor. Yani 90, 85'e 90 yapıyor ama ya bir değmez bence ya. Çünkü gerçekten değmez evet. Gerçekten şu anlık bu böyle bir bu şekilde kalsın. Arkadaşlar boost'u yüksek olan bir kaleci yakın bir zamanda boost'u yüksek olan bir kaleci bulmaya çalışırız arkadaşlar. Gerçekten etkinlik bu arada süper olmuş. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir etkinliğimizi.
Evet arkadaşlar, ben daha buradan oynamaya devam edeceğim tabii ki. Üçüncü, ikinci kısma geçene kadar. Neyse, burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Aşağıdan videoyu beğenin. Küp TV'ye gelin. Küp TV'ye de gelmeyi unutmayın abi. Açıklamada linki var. Koray yazıyorsunuz. Direkt beni buluyorsunuz. En üstte çıkıyoruz zaten. Neyse arkadaşlar, etrafta çıkan videolardan çok güzel videolara gidebilirsiniz. Hala abone değilseniz de abone butonundan abone olup ücretsiz olarak tabii ki beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bye bye.